Yerli basın mensupları gayrimenkul ve inşaat sektörü olarak Fransa'ya sektörün küresel ölçekteki en büyük fuarına çok kalabalık bir heyetle katılmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz 2015 yılındaki fuarda 700 katılımcıyla ilk 10 ülke arasında yer almıştık. 300 metrekarelik bir çadırdaydık ve çok büyük ilgi görmüştü. Açıkçası fuarında o gün yıldızıydık ve yaşayan İstanbul maketiyle de dünyada bir ilki gerçekleştirmiştik. Geçen yılki organizasyonun hemen ardından ve MİGİM 2016'da bu işi daha da ileriye götürecek noktalar nelerdir diye ele aldık ve çalışmamızı bu doğrultuda yaptık. Ve bu çalışmalarımız şimdi de dünya vitrinine çıkmış oldu. Böylelikle İstanbul'un fırsatları için attığımız adımları, sektörün tüm gücünü arkamıza alarak hep birlikte daha da ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Ve 2016 MİPİM'inde iş dünyamız için, İstanbul içimizin için ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Pek çok ülke ekonomisinin en önemli itici kuvveti olan inşaat sektörü biliyorsunuz, açtığı yeni istihdam alanlarıyla, ihracata yaptığı katkıyla, uluslararası yatırımlarıyla ve teknoloji transferindeki rolüyle hiç kuşkusu yok ki ekonomik gelişmenin manevrasıdır diyoruz. Ve bunu ülkemizde de çok net bir şekilde görüyoruz. Sadece İstanbul ölçeğinde baktığımızda geçen yıl şehrin dünyadan 5,5 milyar dolar gayrimenkul yatırımı çektiğini görüyoruz. Hakikaten İstanbul küresel ölçekli yatırımlarıyla, mega projeleriyle ve dinamik nüfusuyla dünyada tek başına birçok ülkeden çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğin adresidir diyoruz. Ve hep bunu sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul'da 3,5 saat uçtuğunuz zaman dünyanın en büyük ekonomilerinde olduğu 56 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Onun için eşsiz bir konuma sahip İstanbul. Ve hayatın telaşı zaman zaman unutulsa bile değişmez bir gerçek var. İstanbul dünyanın en büyüleyici şehri. Tabii ben bunu İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak söylüyorum. Benim de İstanbul'a olan aşkım farklı, sevdam farklı ama dünyanın bütün şehirlerini hemen hemen gezdik gördük. Hakikaten İstanbul'un büyüleyiciliği hiçbir şehirde yok. Ve önümüzdeki yıllarda en çok gelişmesi beklenen ilk 10 şehirden bir tanesi İstanbul. 14 milyonu aşan nüfusu, küresel ölçekteki bir insan hareketliliği, altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla yatırımcılar için de çok cazip bir adres. İşte biz inşaat sektöründeki bu başarıların ve muazzam potansiyellerin burada daha iyi tanıtılması için buradayız. Çünkü bugünün dünyasında pazarlama ve reklam yapamıyorsanız var olamazsınız. Çünkü bugünün dünyasında görünür olmuyorsanız yaşamıyor sayılıyorsunuz. İstediğiniz kadar büyük fırsatlara sahip olun, fark etmez. Markanız yoksa, reklamınız zayıfsa, elinizdekileri tanıtamıyorsanız küresel rekabetten yoksun oluyorsunuz. Bize düşen Türkiye'nin sloganı potansiyeli keşfette olduğu gibi İstanbul'un devasa potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak. O nedenle inşaat ve gayrimenkul sektörümüzün gücüyle birlikte biz bugün burada varız ve bundan sonra da burada olacağız. Ve fuarın en prestijli noktasındayız. Biliyorsunuz iki büyük dünya şehrinin ortasındayız. Geçen yıl 300 metrekare olan çadırımızı da bu sene 685 hatta 700 metreye çıkarttık. Ve temamız Star of Housing yani kentleşmenin yıldızı İstanbul olarak çıktık. Bugün burada 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli gibi mega projelerimizle birlikte İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin yapacağı yeni fuar alanının maketi var. Teknoparkımızın maketi var. Biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük teknoparkını yapıyoruz. Yani İstanbul Ticaret Odası ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımızla birlikte Avrupa'nın en büyük teknoparkını yapıyoruz. Ve Türkiye'de planlı kentleşme ve konut seferberliğinin öncesi olan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin iştiraki olan Emlak Konut GYO fuardaki en önemli destekçimiz. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bizde olacak ama akşam geç saatlerde Kan'a intikal edecekler. Yarın kendisinden de farklı organizasyonlar yapacağız. İkili görüşmeler olacak çadırımızda. Yeni işbirliklerinin sağlanacağı ve yeni projelerin hayata geçeceğine inanıyoruz. Maketimiz biliyorsunuz 96 metrekarelik yaşayan İstanbul maketi. Şehrimizin bugüne kadar yapılmış en büyük maketi. Üzerinde mega projeler ve gayrimenkul yatırımları birebir sergileniyor. Ve video haritalama ve ses lazer gösteriyle de
şehrin 24 saatini ve 4 mevsimini burada izleyicilerle paylaşıyoruz. Ve bu maket dünyanın en prestijli ticaret ödüllerinden Steve International Business Awards yarışmasında 3700 aday arasında da maketimiz birinciliği kazandı geçtiğimiz yıl. Ödül töreni de 23 Ekim'de yapıldı. Bu maketimiz buradan sonra İstanbul'da biz sergilemeye devam edeceğiz. Buradaki bir müze maketimizi istiyor. Fakat biz İstanbul'daki ziyaretçilerimize sergilenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Onun için İstanbul'a getireceğiz. Ben sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Katkılarınız ve katılımlarınız için. Çünkü sizin katkılarınız sektöre çok çok önemli. Sizin vereceğiniz destek sektör için çok çok önemli. Siz ne kadar duyurursanız o kadar çok ilgi çekiyor. Ve ben MİPİM 2016'nın da sektörlerimiz için, iş dünyamız için, İstanbul için ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve tekrar tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum.